Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık Muşim Haber'de programımızın görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içi de vatanımız Şarif Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kıynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. 70'den artık Advokatlar Cemiyeti Uyghurlar hakkında birleşme çağrısı ilan kıldı. Türkiye'deki 71 vilayetinin Advokatlar Cemiyeti 16 Mayı Birleşme Bayanatı ilan kılıp, bütün dünyanın Xitay'ın Uyghurlarga karatkan sistemilik bastırış cinayetin tuzışkı çakırgan. Birleşme çakırıkta munular bildirilgen. 1949 yıldan başlap Xitay'ın başkuruşudu bolgan Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk tepsendikiliki, onların hayatının her kayısı taraflarda devamlıq mevcut bulup duruvatıdı. Xitay bu rayondaki yerlik halıqtın kutuluş üçün yolu koygan ve 2018 yılı Süni Emrah'tan tartılgan suretler ve guvahlık sözleri arkalık ispatlanan diken itiraf kılışkı mecbur bolgan ceza lagırlarının ibaret bu cinayetini ve cinayetçilerini yuşuruş üçün bunun kesbi terbiyeleş merkezi hikayelikini kubul kıldırışkı uğrunmakta. Ve bu arkalık Uyghurlarını atılmış terörlük, aşkulluk, bölgüncülükten kutkızdıgallıkı hakkıda car salmakta. Bir millet ve dini itikadını yokutuşunu maksat kılgan sistemilik hareketlerinin mevcutlığını oylaşkanda bu kılmışlarının insaniyetki karşı cinayetki teve hikayelikki inkar kılgılı bulmaydıgan paket. Çakırıq diyene 2017 yılı 3. aydan başlap Xitay atılmış aşkulluğu karıştırış nizamını yolu koygan deyken Şarkı Türkistan'daki ceza lagırı kamalgan Uyghurlarının sanının tiz süratli köpeye geldi ki. Sakal kuyuş, çümbel yaki romal takaş, dua tilavet kılış, rozu tutuş, harak içmeslik katarlık iş hareketlerini ve İslam yaki Uyghur medeniyetikte ve herkandık kitap materyallarını aşkulluk tep karıgallıqı. Çeteldikiler bilen normal alakıda bulgan kişilerin mu ziyankeştiki uçurgallıqı tilgay ilingan. Çakırıq diyene halkaralık teşkilatlar ilan kılgan dokulatlarının Şarkı Türkistan'da icra kılınıp atkan cinayetlerini ispatla pergeldeki kayıt kılınıp, barlıq alakadar taraflarını bu aktiki mesuliyetini üstüge ilişka, puhralar ve amevi teşkilatlarını bu meselini kün tertipte saklaşka, BDT Umumi Meclisi'ni öz içi algan barlıq halkaralık organlarını derhal aldığını iliş cezasını kullanışkı çakırımız. Ve halkara cemiyetini Şarkı Türkistan'daki Uyghur halkı üçün tedbir kullanışkı çakırımız. Advokatlar cemiyeti bulu süptimiz bilen advokatlık kesbinin ruhiga asasen adaletsizlikki sükut kılıçının yeni bir adaletsizlik işkerlikini közü tutup Şarkı Türkistan'daki ziyankeşlikki uçurgan ve zulümge uçurgan Uyghurlarının yeni işkerlikimizini hürmet bilen cekarlayımız digerler tekitlengen. Türk Maarif Birleşmesi'nin Adıyaman Gölbaşı reisi Mahmut Yetişken bu axtı sükut kılgan başka advokatlar cemiyetine küçülük inkas kaydırgan. O bu aktiki bayanatıda Ankara Advokatlar Cemiyeti'nin Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırışıga karşı çakırıqını 71 vilayetinin Advokatlar Cemiyeti'nin kollugallıqı. Ama Adıyaman'ı özçüge alınan bir kısım Advokatlar Cemiyeti'nin bunu kollumagallıqını tilgi elip, aldı bilen biz her kaysi Advokatlar Cemiyeti'nin kollugallıqıga bulup mu Ankara Advokatlar Cemiyeti'nin kollugallıqıga rahmet etimiz. Ve vilayetimiz Adıyaman Advokatlar Cemiyeti'nin bunu kollumagallıqını ayıplaymiz degen. O yana Adıyaman Advokatlar Cemiyeti'nin bugünkü dünyadaki en çok irki kırgınçılık hakkında sükutu türüvelişini kubul kılgılı bulmaydıganlıkını, onların bu axtı çüşenki birişini saklavatkallıkını, Xitay'nın terörlüğünü sükut bilen kollugan hazırkı Adıyaman Advokatlar Cemiyeti'ni azalıqtın çıkırıp etişini talep kılgılıkını tekitligen. Xitay sahtı teşvikatını yeni bir kıtım çandırıp koydu. Arabçı hazırkı haberler doğrudan haberde bildirilişçe Xitay'nın halkarada özünü aklaş maksızı dargatkan heyt gündeki körünüşlerinin aldın tayarlanan sahtı körünüşler ikerleke aşkı arlanan. Xitay bu yıl Ramazan'ın aldıkı ayında çeteldeki teşvikat koşuğunu işgiselip Şarkı Türkistan'daki Uyghur Katarlıq Müslüman milletlerinin dini ibadetlerini ve faaliyetlerini hatırcam adakılı vatkallıqını küçep teşvik kılgan idi. Bulup mu Rozi heyt günü Kaşgar Heytka Camisi aldıda oynalgan samanı sınığı elip tarıqtıp Şarkı Türkistan'da Müslümanların dini bayramlarını erkin ötküzeleydiğallıqını, bəxtlik turmuş keçirvatqallıqını dava kılgan idi. Halbuki bu körünüşlerdeki binormallıq halkara cemiyetinin diqqitidin qeçip kutlanmıgan. Xitay'nın teşviqatlardaki pərixliq bir sindik örsülüşçe Xitay dairleri heddin bir gün burunla Uyghurlarını Heytka Camisi aldığı yığıp sama oynaşını məşk kıldırgan. Onlarının qolaşmıgan hareketlerden ve çıray ifadelerden bunun mecburi məşk ikerliği eniqli bilinip kalgan. Onlarının etrafıdaki başkurup nazarat kılavatkan kadırlarımı dikkat tartkan. Simon Libletir isimlik muhbirinin bildirişçe heddin bir gün burun o kişilerinin meydanğa karıp ketivatkanlıqını körüp, bir neçe Uyghurdun nagi ketivatkanlıqını sorgan. Onlar nemi işliqini uqmaydıqanlıqını yukurdun meydanğa yığılışkı buyruğanlıqını bildirgen.
Ma'lum bo'lishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatı 13 may Beijingda Ro'za hayitlik muxbirlarini kutib olish yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inga Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning Xitoyda turishliq 20 nafar elchisi va Sharq Turkistondan kelgan atalmish diniy zotlardan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashgan. Mazkur yig'inda yana Hetka maydonidagi xalqning samo o'ynagan ko'rinishlari bevosita naq maydon orqali ko'rsatilgan. Amerika parlamentida Xitoyga aloqador birlashma isbot anglash yig'ini o'tkazildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 18 may tushdan keyin Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti va avom palatasi kishilik huquq komiteti tor orqali birlashma isbot anglash yig'ini ochgan bo'lib, yig'in yana bir qitim Xitoydagi kishilik huquq va Beijing qishloq olimpiya tanarkat yig'iniga markazlashgan. Xabarda qayd qilinishicha, munozara temasi Xitoy irqiy qirg'inchilik va olimpik bo'lib, Xitoy kishilik huquq xotirasining 24-chi navbatli qishliq olimpiya tanarkat musobaqasini o'tkazishga ko'rsatilgan ta'siri yana bir qitim muzokara qilingan. Isbot anglash yig'iniga Amerika avom palatasi kishilik huquq komitetining ikki raisi Chris Smith va James McGovern, shundaqla Amerika kengash palata a'zosi Jeff Merrickli qatorliklar raisichilik qilgan. Isbot anglash yig'iniga avom palatasi raisi Nancy Pelosi va Amerikaning parlament a'zolaridan boshqa Xitoy demokratchilar tashkiloti fuqarolar kuchining qo'zg'otuvchisi Yang Jianli va Osiyo ishlari mutaxassisi Li Shushan, Xitoyning kishilik huquqni kuzatish bo'limining mudiri Sophie Richardson va Hong Kong demokratiya komitetining ijroiya mudiri Jo Mumin qatorliklar qatnashib, Xitoy kommunistlarining Hong Kong, Sharqiy Turkiston va boshqa rayonlardagi kishilik huquq ahvoli haqida guvohlar bergan. Isbot anglash yig'inda Xitoyning kishilik huquq xotirasining olimpik ruhiga mos keladigan kelmaydiganligi yana bir qitim muzokara qilinganidan sirt, mumkin bo'lgan usullar va kishilik huquqni dafsana qilayotgan Xitoyga olimpik orqali qanday bosim ishlatish qatorliq nuqtalar mulohaza qilingan. Nancy Pelosi isbot anglash yig'inda Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi sababli Amerika 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatiya jihatida boykot qilishi kerak. Beijing qishloq olimpiya tanarkat musobaqasiga qatnashadigan davlat boshliqlari Xitoydagi axloqiy cheklimidan xalqaro kishilik huquq masalasi haqida aniq ifoda bildirishi kerak degan. Yevropa parlamenti Xitoy haqida muhim qaror ma'qulladi. Yevropa parlamenti 20 may bilet tashlash orqali Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimini to'g'nitish haqida rasmiy qaror ma'qulladi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamenti 20 may umumiy bilet tashlab Xitoyning Yevropa parlamenti a'zolari va mutaxassislariga qaratgan jazosi mavjud bo'lgan ahvolda Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimini har qanday shaklda o'ylishning rad qilinganligi haqida qaror chiqargan. Mazkur qaror 599 ovozning qo'llashi, 30 ovozning qarshilashi va 58 ovozning voz kechishi bilan ma'qullangan. Yevropa parlamentining a'zolari yana Yevropa komitetiga bu kelishimni tasdiqlash tasdiqlamaslikni qaror qilganda Hong Kongni o'z ichiga olgan Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini o'ylishishi kerakligini eskartgan. Bayonotda deyilishicha, qarorda yana Tayvanni o'z ichiga olgan rayonlik sheriklari bilan bo'lgan savdo va mablag' selish kelishimlarining Xitoy-Yevropa universal mablag' selish kelishimining to'xtatilishining ta'siriga uchirmasligi kerakligi ta'kidlangan. Xitoy-Yevropa universal mablag' selish kelishimi Xitoy bilan Yevropa ittifoqining ikki taraflik mablag' selish kelishimi bo'lib, o'tgan yili 13-kin joyda Xitoy o'ylamagan yerdan uzun muddatdan beri hal qilinmagan bir necha muhim nuqtada Yevropa ittifoqiga yo'l qo'ygan. Shu sababli Yevropa ittifoqi bilan prinsip jihatdan Xitoy-Yevropa universal mablag' selish kelishimi imzolangan. Reuters agentligining xabar qilishicha, agar mablag' selish kelishimi mag'lub bo'lsa, bu Xitoy va Yevropa ittifoqiga nisbatan bir cho'ng o'ngsizlik hisoblanadigan bo'lib, ikki taraf bu kelishimni hosil qilish uchun 7 yil tirishgan. Kelishimga asosan Yevropaning Xitoydagi mablag' selish va aqliy mulk huquqi texnomi zo'r darajada qo'g'dildi ekan. Xitoymi bu kelishim orqali xalqarodagi o'rnini yaxshilaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa parlament a'zolari yana Yevropa-Xitoy munosabatini qaytadan tenglashtirishga chaqirgan. Ular majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning import qilinishini cheklash tadbirini va Yevropa ittifoqining chet el mablag'ini tekshirish nizomnomasini kuchaytirishni qo'llaydi ekan. Litvaniya parlamenti Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Litvaniya parlamenti 20 may Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb muayyanlashtirgan bo'lib, bu qarorni chiqargan 5-chi davlat bo'lib qoldi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Litvaniya parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga qilayotgan muomilasini
irqiy qirg'inchilik deb atash bilan birga yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini tekshirishga va Yevropa Ittifoqi komitetining Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga qayta qarab chiqishga chaqirgan. Litvaniya parlamentining mazkur qarori parlament a'zolarining 5dan 3 qismining qo'llashiga erishgan. Parlament yana Xitoyni Hong Kongda yo'l qo'ygan davlat bexatarlik qonunini amaldan qoldirishga, kuzatuvchilarning Tibetga kelishiga ruxsat qilishga va Tibetning ma'naviy dohisi Dalai bilan suhbat boshlashga chaqirgan. Litvaniya bosh ministri va tashqi ishlar ministri mo parlament muhokama yig'iniga qatnashgan, ammo bilet tashlamagan. Bildirilishicha bu qarorni parlamentga sunugan parlament a'zosi Dovil Sakalin ilgari Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini tanqid qilganligi sababli Xitoyning jazo tizimligiga kirgizilgan. U parlamentda biz demokratiyani qo'llaymiz, chunki biz kommunist hokimiyatning ishg'oliyati ostida 50 yil yashadik. Biz bu ichinishlik saboqlarini mangu unutib qolmaymiz degan. Ma'lum bo'lishicha Litvaniya 1940 yildan 1991 yilgacha Sovet Ittifoqining hukmronligida og'ir kunlarni o'tkazgan bo'lib, hozir Yevropa Ittifoqi va Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining a'zosi. Litvaniya g'arbning Rossiya, Xitoy qatorliq kommunist davlatlarga qarshi texnik qattiq diplomatik tadbirlarni ishqa oshirishida turtkilik rol o'ynamoqda. Germaniya shirkatlari Sharq Turkistondan chekinib chiqishi mumkin. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha Xitoyning Uyg'urlarning insoniy huquqlarini og'ir dabsanda qilishi sababli Germaniya shirkatlari patiyqinda Sharq Turkistondagi tijoratini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkin ekan. Xabarda qayd qilinishicha Uyg'urlar kishilik huquqi og'ir darajada daxl taruziga uchirganligidan Germaniya shirkatlarining Sharq Turkistondagi savdo ishlab chiqarish faoliyatlari uzun o'tmay cheklamaga uchrashi yoki butunlay to'xtatilishi mumkin bo'lib, bu Germaniya parlamenti ilmiy mulozamat bo'limining baholash dokumentidan chiqarilgan yakun ekan. Yeshillar partiyasi sunugan loyihaga asosan agar ta'minlash zanjiri qonuni yo'lga qo'yilib qolsa, Germaniya shirkatlarining Xitoy ta'minlovchilari bilan bo'lgan savdo munosabatini uzish mas'uliyati bor bo'lib, buning aksichi bo'lsa, Germaniya shirkatlari jarimani to'laydi ekan. Ayrim ahvollarda shirkat xizmatchilari shaxsiy jinoiy javobgarlikni ustiga olishi mumkin ekan. Bildirilishicha Yeshillar partiyasi Germaniya shirkatlarini bu vaqtdagi maydonni aniq qilishga chaqirgan. Yeshillar partiyasining parlamentdagi kishilik huquq siyosati bayonotchisi Margaret Baus bu vaqtda to'xtalib, bu baholash dokumenti orqali Sharq Turkistonda faoliyat qilayotgan Germaniya shirkatlarining mas'uliyati misli ko'rilmagan darajada oydinlashdi. Bu ahvolda har bir Germaniya shirkati hozir astoydillik bilan o'zidan Sharq Turkistondagi savdo munosabatini saqlab qolishni xohlaydigan xohlamaydiganligini so'rishi kerak degan. Baholash dokumentida ko'rsatilishicha ta'minlash zanjiri qonuni yo'lga qo'yilgandan keyin Germaniyaning vaziyati o'zgardigan bo'lib, qonun loyihasida cho'ng shirkatlar dunyodagi ta'minlovchi shirkatlarning kishilik huquq va muhitga ziyon yetkazish qilmishiga qarshi tadbir qo'llanmasa, yillik setish summasining 2%igacha jarimani qo'yildi ekan. Taratqularning xabariga asoslanganda Germaniya shirkatlarining zavod binolari odatda Sharq Turkistondagi tutib turish markazi va lagerlarga yaqin ekan. Baholash dokumentida Adidas, Puma, BMW, Bosch, Siemens, Volkswagen va BASF qatorliklar tilga olingan bo'lib, mazkur shirkatlarning bir qismining bu ayiblashlarni rad qilganligi, bir qismining itirof qilganligi bildirilgan. Muxbirlarning tekshirish natijasi Xitoy tashviqotining aksicha chiqmoqda. Erkinlik to'rining 14 maydagi xabarida bildirilishicha, necha ming masjidni chaqib tashlagan Xitoy yolg'on tashviqotlar orqali xalqaro jamiyatni aldashga urinayotgan bo'lsa-mu, Reuters agentligining muxbirlari amaliyotning Xitoyning tashviqotidek emasligini bildirgan. Yaqinqi bir necha yildan buyon mustaqil tadqiqotchilar kishilik huquq tashkilotlari va Sharq Turkiston xalqi Xitoyning minglagan Uyg'ur masjidlarini chaqib vayron qilganligi haqida ishonchlik isbotlarini bergan va bu sababli Xitoy xalqaro jamiyatning qattiq ayiblashlariga uchirgan edi. Halbuki Xitoy hech qanday diniy so'rinning vayron qilinmaganligini yoki cheklanmaganligini da'vo qilib, bu yolg'on yovidaqlarni axborot vositalarida kuchab tashviq qilmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyangmi bu vaqtdagi bayonlarida Sharq Turkistondagi jinoyatlarni axlab, ba'zi masjidlarning chaqib etilganligini, ba'zilarining zamonaviylashtirilib kengaytirilganligini, musulmonlarning uy va masjidlarda ibodatlarini ochiq oshkora qilolaydiganligini aytgan. Reuters agentligi Ramazon mazgilida 12 kun vaqt sarf qilib, Sharq Turkistonning janub va shimolidagi yezi va shaharlarini kezib, oran 24 dan ortiq masjidni ziyorat qilolgan. Muxbirlar ziyorat orqali Xitoy tashviqotidagi mazmunlar bilan Sharq Turkistonning amaliy ahvolida umumiy yuzlik farq borligini, Xitoyning tashviqotlaridagi Xinjiangda 20 mingdan ortiq masjid bor degan so'zning aldamchilikdan boshqa narsa emasligini oshkorlagan.
Muhbirlar yana çekilmay kalgan mescitlerinin işiki aldığa kirgüçülerinin tizimletişi gerektiği hakkıda eskertiş varlığını rayon sırtıdın kelgelleri çetellikler ve 18 yaşkı toşmağallarının mescitki kirişki ruhsat kılınmaydıqalıqını baykıgan. Mescitki yıkın gelgen muhbirlar puhracı kiyingen kişiler tarafından katlı nazaret kılıngan. Muhbirlar 6 yıl burun Şarkı Türkistan'a köçüp gelgen bir Xtay ayalını ziyaret kılganda Xtay ayal adette mescitte namaz okuyduğallarının kalmağallıqı işaret kılıp bu yerde emde Müslüman yok degen ve Şinjan'da hayat nahayeti güzel dep koşup koygan. Avustralya Strategilik Siyaset İnstitutu bultur elan kılgan bir dokulatıda yıkınkı 3 yıl içinde Şarkı Türkistan'da 16 mağdın artıq mescitinin kısmen ya ki pütüllay veyran kılınğallıqını ispatlap çıkan idi. Parlament əzası Biden'dan virusunun keliş mənbəsini təkşürüşünü tələb qıldı. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbirde bildirilişçə, Amerikanın bir parlament əzası Biden'a məktub əvətib, hükümetin virusunun keliş mənbəsini təkşürüşünü tələb qılğan. Xəbirde qeyd qılınışçə, Amerika Avam Palatası İstihbarat Komitetinin məsuli Cumhuriyetçilər Partiyasının Devin Nunes 16 may Prezident Biden'a məktub yazıb, onundan hükümetke virusunun kilib çıxış səbəbini təkşürüş doğrusuda buyruq çürüşünü tələb qılğan. Mektupta bu virusun Wuhan tecrübehanesinden tarqılıp ketken süni virus bulışı mümkünlüğü Wuhan tecrübehanesinin Amerika hükümetinin neçi milyon dolarlık harajetine erişkenliği bildirilgen. Mektup yine biz tekşürüş cereyanda nurgullugan vasitlik paketlerinin virusun kilip çıkışının tecrübehanından tarqılıp ketiş vakası işkenliğini baykuduk. Bu ihtimallıkını etraflık tekşürüş intayin muhim. Bulupma Xitayning köp tereplik biologiyalik adliya tekşürüşüge toskullu kılıp, muhim delil ispatlarını yoktu etişini nazarga eliş gerek deyilgen. Nunes yana Amerika Devletlik İstihbarat İdarısının baş teptişi Avril Haynes'ki mektup yazıp, Amerika'nın virusqa alaqadar istihbarat uçurunun yeterlik emeslikini, istihbarat organlarının virusunun kiliş mənbəsi doğrusudaki başkıcı fikirlerine bastırganlıqını, uçur məlumatlarına erişişte mənbəət münasiveti naməlum bolğan sırtqi mütəxəssislərge tayinilganlıqını bildirgen. Mezkur mektup yana istihbarat organının 11 mesuluğa ayrım ayrım evedilgen. Tunga Müslümanları ölsek mi mescidine kodayımız dedi. Bugün ictimai uçur vasitleri de tarqılavatkan bir sında aşkarlaşıca, Xitay daireleri mescid çıkış cereyanda Tunga Müslümanlarının güçlü karşılıkıga uçurgan. Sindin məlum buluşca, Xitay daireleri bugün Yunnan ülkesi Keyuan şehirge caylaşkan Şinjan mescidinin gümbüzü ve üstü kıvveti bir baştan çıkışka başlayan bulup, oylumağın yerden mescidinin arayal cemaatlerinin kattık toskulluğa duç gelgen. Sında körsülüşçe, Tunga Müslümanlar mescidinin içi sırtıda Xitay'nın bu kılmışıga kattık karşılığa bildirgen. Onlar kollarda asasi kanunda belgilengen hukukumuzun kattık odayımız deb yazılgan plakatlarını götürüp, Xitay'nın mecburi mescid çıkışıga karşı şuar doğulugan. Bir kısmı yana tavutka kirip yetip, mescid çıkışını tutuş üçün ölüşke razı ikerlikini bildirişken, ayarlarımı yığı zarı arıla şuar doğulugan ve başkalarını gayret kılışka çakırgan. Katlı karşılık körsütüş neticesi de mescid çıkıvatkan topu ittiriş maşinesi ve kiramı işten tohtuğan. Meydanga yetip gelgen Xitay emeldarları bunun şehirli hükümetinin kararı ikerlikini eğitip, çöndürüşke urungan bolsumu Müslümanlar onlarının sözüge kulak salmıgan. Belgiya parlamentida Xitayning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlari muzokara qilindi. 18-may lageri shohidi Qalbunur Sidiqxonim Belgiya parlamentida Xitayning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida ijro qilayotgan jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergan. Yig'inda lager shohidi Qalbunur xonimning guvohlik so'zlari orqali Sharqiy Turkiston xalqi boshdan kechirayotgan vahshiyliklardan xabardor bo'lgan parlament a'zolari ko'z yishi qilgan va Xitoyning jinoiy qilmishlariga qattiq g'azablangan. Shundoqla Sharqiy Turkiston xalqi uchun harakatga kildiganligini bildirgan. Bildirilishicha, Xitoy tarafdori bo'lgan Amgakchilar partiyasining vakili Uyg'urlarni radikal ashqon deb qaralgan bo'lsa-mu, Dunyo Uyg'ur qurultayining Belgiyadagi vakili Konstop Apandi va Biryosil universitetining professori Vannisa Fihangivel xonim Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarni paketlar orqali yoritib berib, Amgakchilar partiyasi vakillariga raddiya bergan. 5 soat davomlashgan yig'indan keyin parlament a'zolari Qalbunur xonimning jasoratiga obrin o'qigan. Muhokama yig'ini bugun yana davomlashadigan bo'lib, qonunshunos va advokatlarning Uyg'ur masalasidagi qarashlari anglab o'tilgan. Amerika bilan Rossiyaning tashqi ishlar ministrlari tunji qitim yuz turani uchrashdi.
Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Şimali Kutup Devletlerinin Taşkışla Ministerleri Yığını münasibeti bilen İslandiya'nın paytaxtı Reykjavik'te ziyareti bulubatkan Amerika Taşkışla Ministeri Antony Blinken bilen Rusya Taşkışla Ministeri Sergey Lavrov uçuruş şarpısıda akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Lavrov Rusya-Amerika otursudaki işki taraf münasibetini teğimi terakki kıldırış meselesini müzakere kılış niyeti barlıqını. Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen Amerika Prezidenti Joe Biden'ın telefon sökpiti dairesi de münasibetlerini kandak terakki kıldırış meselesini müzakere kıldıqalıqını kayıt kıldı. Blinken bilen önümlük diyalog ornitişini ümit kıldıqalıqını etkan Lavrov Moskva bilen Washington'dan ortak menfaat yetküzüş ve icabi neticelerini kolga keltiriş hem stratejilik, mukimlik meselelerde hemkarlık ornitişinin zorunlukini tekitlep mundaq dedi. Dünyadaki umumi vaziyat Moskva bilen Washington otursudaki münasifetlerinin ehvalığı bağlıqdır. Lavrov, Blinken bilen Koreya yerim arılı İran'ın yadro planı ve Afganistan meselelerini müzakere kılgallıqını eskertip, barlıq meseleler hakkında samimiyet, durusluk ve öz ara hürmet kılış ini asasıda müzakere elip bilişki tayyar işkerlikini bildirdi. Blinken Moskva bilen yaxşı münasibet ornatış üçün tirişallıq körüstüvatqallıqlarını tekitlep mundaq dedi. Rusya bilen aldın paraz kılgılı buluduğun mukim münasibet ornatışkı tirişi vatimiz. Biz bunu hem öz halkımız üçün hem Rusya halkı üçün şunlıqlı pütkül dünya üçün paydalıq dep karaymız. Amerika bilen Rusya otursudan nurgun ortak menfaat yetküzü sahalarının barlıqını kayıt kılgan Blinken bu xüsuslarda hemkarlıqını yenimi küşeytiş ihtimallıqlarının barlıqını mı sözlerge ilave kıldı. Amerika Avam Palatası'a Uyghurlar hakkında yeni bir kanun layihası sunuldu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası azaları Biden'den Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık cinayetine karşı hareketke ötüşün talep kılgan. Haberde kayıt kılınışça Cumhuriyetçiler Partisi'nin Avam Palata azası Vicky Hartler ve Demokratçiler Partisi'nin Avam Palata azası Tom Suzy 19. May Uyghurlarını mecburi tuğmaz kılışını tosuş kanuni teklif layihasını sunuğan. Teklifte Şarkı Türkistan'da pilallık tuğutunu yolu kuyuş, Uyghur ve başka milletlerine lagırga kamap, mecburi tuğmaz kılış ve mecburi balı çürüş kılmışlarına çetilgan Xitay emellerlerinin mesuliyetini sürüştürüş talep kılıngan. Teklif sunugan iki parlament azası yana Amerika Avam Palatası İcraiye Komiteti Xitay İşleri Bölümünün azaları iken. Vicky Hartler bu axtı kılgan bayanatı da biz Amerikalıklar tanrı bergen pikir erkinliği ve dini erkinliği işinimiz. Şunlaşkı biz Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yaşaydıgan Uyghurlarga karatkan insaniyetke karşı cinayetini karap durup körmeske salalmayımız. Mecburi tuğmas kılış, mecburi balı çürüş ve kank ölemlik lagırga solap itikadıdın vazgeçişke mecburlaş, başka itikaddiki milletlerini yokutuşunu plan kılışkıca Xitay'nın kılmağaları kalmadı. Uyghurlarının mecburi tuğmas kılışını tuzuş kanuni bu hıl vekşi kılmışlarga katlaşkan Xitay emeldarlarının cevapkarlıkını sürüştü kılıdı. Ve ziyankeşlikke uçuruguşlarga yardım kılıdı diyen. Bildirilişçe bu kanun prezidentin parlamentka Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık cinayetini ünümlük hel kılış ve tuzuş üçün taşlandıgan kadem baskuşlarını özgü algan stratejilik plan tapşırışını talep kıldıken. Nöbette mezkur kanun layihası Avam Palatası'nın Taşkı İşler ve Adliye Komitesi'nin karap çıkışıga sunulgan. Xitay'nın Uyghurlarını yalgan güvahlık bergüzüş setkilike aşka arlandı. Xitay dairleri yakınkı mezgillerde Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarının atılmış güvahlık sırlarını köplep tarqatkan bulup, Amerika Birleşme Haber Agentliği temillengen bazı uçurlar sindiki Uyghurlarının besim sebeplik bu sözlerine kılgallıkını körüstüp bergen. Aldınkı bir neçe ay içinde Şarkı Türkistan'daki bir kısım Uyghurlar Amerika hükümetini ve sabık Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun irki kırgınçılık toğrusudaki bayanatını eyipligen, Xitay Komünist Partisi'ni mahtıgan ve özlerinin bəxtlik hatırcam yaşayavatkallıqını bildirgen sınlar Xitay'nın organ taratkulur tarafından köplep tarıqtılgan. Xitay emeldarları bu sınlarını halkının öz ihtiyarlıqı bilen tarqatkallıqını dava kılıp, türlük akbarat ilan kılış yığıllarda mezkur sınlarını delil süpüdü kullanğan. Birleşme Haber Agentliği'nin haberdeki tefsilatlarına asaslanğanda bu yıl 1. ayda Beijing dairelerden Karmay şehirdeki emeldarlarına evetilgen yazma uçurda Xitayçını anıtıldık sözleyalaydıgan Uyghurlarını tepiş ve sabık Taşkı İşler Ministeri Pompeo'a karşı 1 minutluk sin işleş talep kılıngan. Uçurda men Pompeo'nun Jungo'a karşı bayanlarına kat'i karıştırmen. Men bu bayanlarına gazeplendim digendek sözler arkalık Pompeo'nun bayanlarına inik pozisiye bildiriş men bir Jungo puhrası. Men vatanımı söyümen, bu yerdeki hizmetim ve hayatımdan hoşalman digendek sözler bilen Xitay Kompartiyasiga Xitayga bolgan muhabbetini ifade etiş kerekligi haqqidagi talepler yazılgan.
Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishi xalqaroda kun tartibga kelgandan buyon nurg'un mutaxassislar Xitoy tarixtibotgan yangi sillarning Xitoyning majburlashi bilan bo'lganligini ilgari surib kelgan. Ba'zi mutaxassislar garchi sindi so'zlayotgan Uyg'urlarning bu uchurlarni besim bilan so'zlayotganligi to'g'risida aniq fakt bo'lmasa-mu, ammo bu qitim oshkorlangan Xitoyning yerlik hukumatlardan bu xil sillarni talab qilganligiga doir xat aloqasining intayin muhim ekanligini bildirishgan. Atalmış Uyghur Abdum Raylıq hükümetin bayanatçısı Xu Guishan bu vaxtki sualıqı bivasti cevap verişdin özünü qacırıp, özlerinin əzəldin bundaq agahlandırış və tələbini oturuqı qoymağallıqını, sindiki Uyghurlarının öz ixtiyari və ərkillikı bilən Pompeo'a qarşı söz qılgallıqını bildirgen. Birləşmə xəbər agentliqi məzgür uçurini Firdevis Derinov Xitayçı ismi Chen Haoyu isimlik bir yaşdın erişken bulup, o bu qısqı uçurinin sürütini tartıp Birləşmə xəbər agentliqi yollıqan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy doiralari navbatda Derinovni yolg'on uchur tarqitish, bo'lg'unchilikka quturtish degandek bahonalar bilan qo'lga olgan. Xitoy abdi tallarining shaxsiy uchurlarini to'playdiganligini e'tirof qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Xitoy TikTok qatorliq 105 xil abdi tallarining shaxsiy uchurlarini qonunsiz to'playdiganligini e'tirof qilgan. Xabarda qayd qilinishicha 21 may Xitoy tor uchur ishxonasi TikTok, Baidu qatorliq 105 xil aplikatsiyalarda shaxsiy uchurlarni qonunsiz yig'ish va ishlatish harakatining mavjud ekanligini e'lon qilgan va mazkur shirkatlarni bu xil ahvolni tuzishga buyurgan. Bildirilishicha jami 19 qisqa sin applari Xitoy tor uchur ishxonasi tomonidan tilga olingan bo'lib, buning ichida TikTok, Kuaishou qatorliq dangliq aplikatsiyalari bor ekan. Bu ikki xil abdiyatlardagi asosliq masala bo'lsa, zarur prinsiplarga xiloflik qilish, ular ta'minlangan mulozimat bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plash qatorliqlar ekan. Undan boshqa 360 tor ko'rgich va Microsoft Bing tor ko'rgich qatorliq abdiyatlarni o'z ichiga olgan 34 tor ko'rgich va 51 xizmat izlash abdiyatlari Xitoy tor uchur ishxonasi tomonidan tilga olingan. Mazkur abdiyatlarda abonentlarning ruxsatsiz maxfiy holda uchur yig'ish iqtidori bor ekan. Ma'lum bo'lishicha Baidu bu tizimlikdagi birdan-bir tor quroli turidagi abdiyatli bo'lib, uning da ta'minlangan mulozimati bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plash. Qadrli ko'rimlarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishlarning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaki kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.